Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde İnegöl köftesi hazırlayacağız. Hakiki İnegöl köftesi tarifidir. mangalda da döküm tavaya da çok yakışıyor. Ben evde döküm tavada hazırladım. Mangal tadında oldu. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. köftem için kasabımdan 250 gram kuzu eti ve e, 750 gram dana döş eti çektirdim. Tek çekimi yaptırdım İkisini birlikte çektirdim. Ve elimle şöyle çiğ köfte tepsimin üzerine açıyorum ve üzerine 10 gram karbonat ilave ediyorum. Böyle benim gibi tek kullanımlık paketler alabilirsiniz. Bu e, paketlerin bir tanesi 5 gram, iki tanesi yeterli oluyor. Tam 10 gram oluyor. Eğer ölçmek isterseniz de bir tatlı kaşığına tekabül ediyor. Ben karbonatı ilave ettikten sonra tuzumu da ilave ediyorum. Tam bir buçuk tatlı kaşığı tuz yeterli geliyor kafi derecede. Eğer tuzunu daha az istiyorsanız ya da daha fazla istiyorsanız damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Ben şimdi yoğurmaya başlıyorum. 10 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Tamamen liflerine ayrılacak kıymamız birbirine rahatça yapışıyor olacak. Çok fazla da yoğurmayalım. Çok az da yoğurmayalım. Ben birazdan size tam olarak kıvamını göstereceğim. Tam 10 dakikadır kıymamı yoğurdum. Bakın çok güzel bir şekilde birbirini tuttu. Bu kadarı kafi çünkü e, güzelce buzdolabında dinlendirdikten sonra biraz da soğanıyla yoğuracağız. Ben hemen üzerini kapatıyorum. Streç filmle hava almayacak şekilde kapattıktan sonra en az 12 saat buzdolabında beklemeye yolluyorum. 12 saatin üzerinde de bekletebilirsiniz. 20 saate kadar dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır. Karbonat tamamen burada işlevsel hale geliyor. Dinlendikçe köftelerimiz daha güzel kabaracak hale gelecek. Üstünü güzelce kapattım ve tam 12 saat sonunda sizlerle son halini paylaşıp Soğanlarını ilave etmeye başlayacağım. 12 saatin sonunda artık soğanlarımı hazırlamaya başlıyorum. 2 adet küçük boy soğanım var. Evde büyük boy soğan yoktu. Eğer varsa 1 adet büyük boy soğan yeterli. Soğanlarımızı rendelenin küçük tarafıyla rende diyoruz Büyük tarafıyla değil. Soğanlar yoğurduğunda köftenin içerisinde de kaybolması gerekiyor. Bakın gayet ince ve güzel bir şekilde rendelendi. Rendeleme işlemimiz biter bitmez hemen süzme işlemine geçiyoruz. Soğanımızın posasını kullanıyoruz. Suyunu herhangi bir et marinasyonu için kullanabilirsiniz. Kesinlikle değerlendirilebilir bir su. Çöpe atmanıza gerek yok. Soğanlarımızı kesinlikle robottan geçirmiyoruz. Eğer robottan geçirirsek bakın şimdi süzme işlemi yapacağım. Robottan geçirdiğimiz soğanlar e, posasıyla birlikte akıyor. Süzgeçimizin altına ve soğanlarımız ziyan oluyor. Hemen süzgece koyduğum üstüne de bir miktar tuz ekiyorum. Ve hafif bir elimle karıştırıyorum. Bu şekilde daha hızlı bir halde suyunu alta verecektir. Bakın vermeye de başladı. Bir 5-6 dakika kadar bu şekilde bekletiyoruz. O arada ben hemen köftemi dolaptan çıkarttım. Köfte harcımı daha doğrusu henüz köfte olmadı. Kaşıkla şöyle bir yine bastırıyorum. Fazla suyunu bastırarak alta akıtıyorum. Bu işlemi yapalım. Su kalmasın. Soğanın kokusu, acılığı kesinlikle köfteye geçmesin. Bakın bütün suyunu aldım. Artık köftemi de açıp soğanı içerisine atıyorum. Soğanları köftemin üzerine boşalttıktan sonra yine yoğurma işlemine devam edeceğim. Soğanlar içinde tamamen kaybolup köfteyle bir bütün olana kadar yoğuracağız. Çok abartmayalım yoğurmayı. Sadece iyice içine yedirip karıştırmaya dikkat edin. Ben yine biraz sıktım alırken soğanlarımı ve dediğim gibi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Bütün soğanlar içerisinde kaybolup köfteyle bir bütün olana kadar, kıymayla bütünleşene kadar yoğuracağız ve şekil verme işlemine başlayacağız. Evet, soğanlarım tamamen etimin içerisinde kayboldu. Bakın çok güzel bir kıvamı oldu. İçinde asla soğan gözükmüyor. Şöyle bir elimle toparlıyorum. Gayet güzel bir şekilde de şekil verebiliyorum rahatlıkla. Artık hemen malzemelerimi hazır ediyorum ve şekil verme işlemine başlıyorum. Ben bir kesme tahtasının üzerine yağlı kağıt serdim ve onun üzerine köftelerime şekil verip yerleştirmeye başladım. Cevizden biraz büyük miktarlarda alıyoruz. İnegöl köfteler kocaman kocaman olmuyorlar. İnce ve küçük olmaları gerekiyor çünkü karbonat sayesinde inanılmaz büyüyüp şişecekler. Düz, ince, ufak köfteler yapıyoruz. Cevizden dediğim gibi biraz büyük. 1 kilo kıymadan 40 adet köfte çıkarttım. Bakın elimle güzelce düzlüyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tahtanın üzerine hepsini diziyorum. Köftelerimi hazırlarken de yanıma çok az bir zeytinyağı aldım. Elime biraz değdiriyorum ki köfteler elime yapışmasın. Zeytinyağı dışında daha parlak bir görüntü verecek ve pişirirken de tavaya yapışmasını engelleyecek. Kesinlikle zeytinyağı değdirerek elinize sürün ki böyle köfteler elinize yapışmadan rahatlıkla şekil verilsin. Ben bütün köftelerimi hazırladım. Şimdi bu köftelerin üzerinde kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Yarım saat boyunca biraz daha soğumasını bekleyeceğim. Çünkü elimle temas ettiği için tekrar ısındı köfteler. Ne kadar böyle dinlenirse o kadar güzel bir şekilde pişiyor köftelerimiz. Zaten bu köftenin asla dağılma olasılığı yok. Gördüğünüz üzere üzerini güzelce kapattım buzdolabına alıyorum ve ben hazırlıklara, pişirme hazırlıklarına geçiyorum. Ben köftemi döküm tabada pişireceğim. Herkesin mangal yapma şansı yok. Ee, gerek şehir yaşantısı gerek dışarı çıkma yasaklarından dolayı. Gördüğünüz üzere döküm tabımı böyle hafif zeytinyağıyla e, yağlıyorum. Hafif yağlamanız yeterli. Bu bir şekilde belki yapışabilir olasılığını engellemek için yapılmış bir önlem. Dilerseniz yağlamaya da bilirsiniz ama zaten köftelerimiz dediğim gibi yapışmıyor. Ben tek tek şimdi ısıtmış olduğum altını yakmış olduğum döküm tavamın üzerine çok sıkış sıkış olmamakla birlikte köftelerimi diziyorum. Altı olta ayarda açık. Kesinlikle orta hararetin üzerine çıkartmayın. Yüksek ayarda kesinlikle pişirmeyin. Kısık ayarda yavaş yavaş içi kendi yağı ve buharıyla pişecek şekilde olmalı. Birden pişirirseniz içi çiğ kalır. E kesinlikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde dikkat ederek yaparsanız mükemmel sonuç alacağınız bir pişirme yöntemi olacak. Bakın yakından da göstermek istedim. Çok güzel bir şekilde kabardı. Her tarafı da güzelce pişti. Eğer ızgara tavanız, böyle döküm tavanız yoksa teflon tavada kapağı kapalı yine kısık ateşte ağır ağır pişirerek güzel sonuç alabilirsiniz ama tavsiyem dediğim gibi mangal ya da bu tarz ağır döküm tavalarla pişirmek çünkü ağır ve sabit bir ateşte pişmesi gerekiyor. Kısık ayarda ağır ağır pişmesi lazım. Ben kızaran köftelerimin hepsini tabağıma alıyorum ve en son biberlerimi ve domateslerimi de bu güzel köfte yağının içerisinde hafif yağsız bir şekilde kızarttıktan sonra artık sizlere sunum yapmak istiyorum. Tavama yerleştirmiş olduğum köftelerimi tavamın yan duvarlarına yasladım. Çünkü bunun sebebi köftelerimin kabarmış olması ve yanlarının iyice kızarmama ihtimali. O yüzden yanlarını güzelce kızarması için çevirerek yan duvarlarda güzelce kızartıyorum. Mutlaka orta hararette pişirelim. Eğer hızlı pişirirseniz de bu sıkıntıyı yaşarsınız ve köfteleriniz incecik olmalı. Elimle tekrar güzelce düzelttim ben. Köftelerimi şekil verdikten sonra da ve yeni köftelerimi tavaya dizerken bir taraftan da ilk tavaya almış olduğum köftelerimi tekrar kontrollü bir şekilde kenarlarını da iyice kızartıyorum. Nar gibi olana kadar bu kızartma işlemi devam edecek. Tamamen kızardıktan sonra da. Artık köftelerimi tabağıma alacağım. Bakın çok güzel bir şekilde kabardılar. İlk tavaya girdikleri boyutla şu anki boyutları ar arasında baya bir fark var. E, zaten köftemizin bu şekilde güzelce kabarması ve sönmemesi gerekiyor. Ve bu köfte soğuk değil de böyle tam böyle e, sıcak sıcağa yakın bir ılıklıkta olması gerekiyor tüketmek için. Benim diğer köftelerimin yeni almış olduğum köftelerimin bir tarafı kızardı. E, buna da dikkat edelim. Bir tarafı tamamen kızardıktan sonra diğer tarafını çevirelim. Eğer mangalda yapıyorsanız seri halde arka ve ön olarak sürekli çevirerek ağır ağır yine şiddetli olmayan bir ateşte pişirmeniz gerekiyor. Dikkatlice pişirdikten sonra köftelerimizin içi gayet solu ve güzel bir şekilde pişmiş olacak. Son köfteleri bir de tavaya aldım. Bir tane kızarmış vardı. Onu şöyle göstermek istedim. Tekrar sizlere bayağı güzel kabardı. Diğerleri henüz pişmedi. Bir tarafa çiğ. E, tavada epey bir boşluk kaldı hemen o boşluklara kıl biberlerimi diziyorum köy biberi de olabilir e, ve çeri domates ekleyeceğim birazdan içerisine onları da hafif böyle mühürleyip o köftelerin güzel yağıyla aromalandırdıktan sonra e, ekmek arası yapmak için köftelerimin üzerine alacağım hem sunum olarak güzel olacak hem de e, yerken güzel bir aroma verecek mutlaka tavanızın içerisindeki yağı bu şekilde değerlendirin derim. Bakın gayet güzel bir şekilde sanki közlemişim gibi bir görseli oldu. Son köftelerimi de alıyorum ve sadece tavamı biberlerle ve domateslerle dolduruyorum. Gönlünüze göre ne kısıl sebze isterseniz hepsini bu tavanın içerisinde aromalandırırsanız inanılmaz lezzetli olacak. Köftelerim hazır. Bakın gayet elastik güzel bir formu var. Olması gereken form bu. İçi e, tamamen dışının renginde olmuyor. Biraz açık tonda oluyor. Kesinlikle pembe kalmamalı. içi dışından biraz daha böyle açık renkte oluyor. Çünkü içinde etten başka karbonat ve bir de soğan ve tuzumuz var. Herhangi bir katkı maddesi olmadığı için safi güzel bir rengi oluyor içerisinin sıf et tadı hemen bir tane de içine kesip göstermek istiyorum. Böyle köftenizi sıktığınızda su akıyorsa işte İnegöl köftesi olmuş demektir. Bakın içinin rengi içindeki o sululuğu gayet yerindeydi. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.